Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler, gelişmelerle karşınızdayız. Pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin 2021 turizm sezonunu Nisan ayında başlatmak olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, sektöre destek verileceğini de sözlerine ekledi. Turizm sektörü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs süreci nedeniyle zor günler geçiriyor. Misafirin içeri girerken temassız şekilde ateşi ölçüyle içeri girmektedirler. Eğer ateş yüksek çıkarsa burada alarm veriyorlar. Turizmcileri rahatlatan açıklama turizmin başındaki isimden Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Koronavirüse karşı alınan önlemler ve aşılamanın vaka sayısını düşüreceğini kaydeden Ersoy, Nisan ayına doğru önemli mesafe alacağımız sanıyorum. Bizim için kritik eşik vaka sayısının 2500'ün altına düşmesi. Bu sayının altına düşersek kırmızı hattan çıkmış olacağız. Ben Nisan ayında binli sayılara kadar inebileceğini düşünüyorum. 2021 yılı turizm sezonunu Nisan ayında başlatmayı hedefliyoruz dedi. Vaka sayısının hedeflenen sayının altına düşmesi durumunda hava trafiğinin de açılacağını vurgulayan Bakan Ersoy, Nisan ayına kadar dünyada aşılamanın belli noktaya gelmesinin hızla olumlu bir havanın esmesine yol açacağına dikkat çekti. İnsanların ciddi psikolojik rahatlamaya ihtiyacı olduğunu anımsatan Bakan Ersoy, bunun yolu da güzel bir yerde, deniz kenarlarında tatil yapmaktır, dünyanın güzel yerlerini gezmektir. Salgının etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya başlayan Asya'da bunun örnekleri görülüyor, dedi. Müzik 2020 yılında gelen turist sayısının yaklaşık 15.5 milyon olduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye'nin turizmi dünyanın birçok ülkesinden daha az zararla kapattığını, rakip ülkelerde %88 daralma olmasına rağmen Türkiye'nin %68 daraldığını bildirdi. Ersoy, Türkiye'nin 11 milyar doların üstünde bir gelir elde ettiğini vurguladı. Turizm sektörünün pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini, bazı işletmelerin zorlandığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör koronavirüs salgını nedeniyle ciddi kayıplara uğradı. Özellikle salgın öncesinde sıkıntılı olan işletmeler daha da sıkıntıya girdi. Turizm işletmelerinin ayakta kalması için olanaklar ölçüsünde destek veriyoruz. İşletmelerimizin salgın sonrasına şimdiden hazırlıklı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu desteğimiz olanaklar ölçüsünde sürecek, dedi. Pandemi dolayısıyla Türkiye'de zorlu bir süreçten geçiyor. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan sosyal koruma kalkanı kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımlar 45.5 milyar liraya yaklaştı. Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkan koronavirüs salgının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla başlatılan sosyal koruma kalkanı programı ile her sektörden çalışanlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım paketleri devreye girdi. 9 ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 31 Aralık 2020 sonu itibariyle verilen toplam destek miktarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan doğrudan destek ve yardımların 45.5 milyar liraya yaklaştığını söyledi. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık 2020 itibariyle sağlanan desteklere ilişkin verilere göre, Sosyal Destek Programı'nın faz 1 ayağında 2.111.254 haneye 2 milyar 111.254 bin lira, faz 2 ayağında ise 2.316.010 haneye 2 milyar 316.010 bin lira ödeme yapan devlet, devam eden faz 3 kapsamında şu ana kadar 1.949.785 haneye biner lira destek verdi.
Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası kapsamında toplanan bağışlarda dönemsel ihtiyaç sahibi 2.053.282 haneye biner liralık ödemeler halinde aktarıldı. Kısa çalışma ödeneği çerçevesinde 3.582.455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396.994 lira ödeme yapıldı. Ayrıca nakdi ücret desteğiyle ücretsiz izne ayrılmış 2.216.622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346.870 lira, işsizlik ödeneğiyle de 913.818 kişiye 4 milyar 527 milyon 867.466 lira ödeme yapıldı. Toparlanma süreciyle birlikte normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183.435 çalışana ise normalleşme desteği olarak 2 milyar 461 milyon 543.960 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı. Covid-19 aşıları salgından çıkışın umudu oldu. Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların klinik denemelerde virüse karşı yüksek oranda etkili olması, Covid-19 salgınının yaygın bir aşılama kampanyasıyla kontrol altına alınabileceğine dair umutları artırdı. Dünyada yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmaları bir yıldan kısa sürede ilk sonuçlarını verirken salgından çıkışın umudu oldu. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, 2 Aralık'ta Amerikan ilaç şirketi Pfizer'le Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. Bu, tescillenen ilk aşı oldu. We are pioneering a completely new individualized... Öte yandan Çin'de ve Rusya'da üretilen aşı adaylarının acil kullanımına izin verilirken, potansiyel aşılar klinik deneme ve yaygın kullanım için başka ülkelerce tedarik edilmeye başlandı. Dünyada 2021'de milyarlarca insana COVID-19 aşılarının yapılması planlanıyor. Türkiye ise COVID-19 aşısından 54,5 milyon doz alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, erken dönemde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış Çin menşeli inaktif aşı adayından Aralık, Ocak ve Şubat'ta toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, 25 Aralık'ta Almanya menşeli BioNTech Pfizer aşısından Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu. We have to ensure that the patient receives the individualized treatment. Çin'den satın alınan aşıların ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca 14 gün içinde test edildikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aşılama programı başlayacak. Aşı çalışmalarında bir yıldan az zamanda kaydedilen başarı, bu alanda benzeri görülmeyen bir seferberliğin sonucunda ortaya çıktı. Geçen yılın sonunda Çin'de ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Seyahat kısıtlamaları, karantina ve sosyal mesafe tedbirleri, virüsün küresel olarak yayılmasını durdurmayı başaramazken, salgından çıkışın umudu olarak görülen aşıyı geliştirme çalışmaları aynı anda birçok ülkede yürütülmeye başlandı. Dünyanın birçok ülkesinde üniversiteler, araştırma kuruluşları, biyoteknoloji ve ilaç şirketleri COVID-19'a karşı bağışıklık sağlayacak potansiyel aşıyı geliştirmek üzere hummalı bir çabaya girişti. Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar aşı çalışmalarına daha önce görülmemiş miktarlarda mali kaynak sağlarken, ilaç şirketleri henüz klinik deneme aşamasındaki aşılardan yüz milyonlarca doz üreterek büyük riskler aldı. Olağan koşullarda bir aşının geliştirilebilmesi için 10-15 yıl kadar süren uzun bir çalışma gerekirken, COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarında bu kadar hızlı mesafe kat edilmesinde, dünya çapında etkisini gösteren salgının yarattığı olağanüstü koşulların yanı sıra DNA teknolojisinde ilerlemelerin etkisi oldu. Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında az sayıdaki gönüllü, sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada aşının bağışıklık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'ya yatırıma hazırlanan ancak daha sonra vazgeçen Volkswagen'in kararı ile ilgili ilk kez konuştu. Siyaseten bu işi istemeyenler olduğunu biliyorduk diyen Bakan Varank, "Madem global markasınız, siyasi karar vermemeniz lazım. Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır. Bu işten de biz değil, Volkswagen kaybeder. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Biz Türkiye'ye bu manada çok önemli bir ülke olarak görüyoruz ve Türkiye'de yatırım yapmanın bize kazandıracağını biliyoruz. Ve burada tabii ki siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda DS bunları da söyledi. Ama şunu bilmemiz lazım. Madem global bir markaysanız, karınızı düşünüyorsanız, beraber kazanmayı düşünüyorsanız, siyasi karar vermemeniz lazım. Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır. Bu işten de biz değil, Volkswagen kendisi kaybeder. Otomotiv endüstrimize güveniyoruz. Kendi otomobil projemize güveniyoruz. Suriye'de terörden arındırılan bölgelere zaman zaman hain saldırılar gerçekleştiriliyor. Bunun son örneği Resulayn'da yaşandı. Bombalı aracın patlama anı da kayıtlara geçti. Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK-PYD'li teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentindeki bir pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından araçtan alevler yükseldi, adeta can pazarı kuruldu. Yaralılara çevredeki vatandaşlar müdahale etti, hastaneye götürdü. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. Hafızalarda ise bomba yüklü aracın patlama anı kaldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Afyonkarahisar ve bölge illerde sessizlik devam etti. Ekipler de denetimlerini sürdürdü. Yılbaşı nedeniyle uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Afyonkarahisar ve bölgedeki illerde sessizlik devam etti. Afyonkarahisar'da kısıtlamanın son gününde kent meydanı başta olmak üzere Uzun Çarşı ve Yeşilyol Caddesi boş kaldı. Kentin işlek noktalarından Ambar Yolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi boş kalırken vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki 7 uygulama noktasında kontrollere devam ediyor. İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi. Eskişehir'de de kentin en yoğun bölgelerinden 2 Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi. Bilecik'te de kısıtlamalar kapsamında sessizlik hakim oldu. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde yüzlerce insanı ağırlayan Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ve Hamidiye Külliyesi boş kaldı. Emniyet ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Konya'da da vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi. Kısıtlama öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı caddelerinde sessizlik hakim.
Polis ekipleri kentin önemli noktalarında denetim uygulamalarını sürdürüyor. Manisa'da ise sokaklarda sessizlik hakim olurken şehir güne yoğun sis altında uyandı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sisle birlikte yeni güne başlayan Manisa'da sokaklar boş kaldı. Marketlerin açılmasıyla birlikte yavaş yavaş hareketlilik başladı. Görevli veya kısıtlamadan muaf olanlar araçlarıyla sokağa çıkabildi. Manisa'da boş kalan caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Afyonkarahisar Belediye Meclisi ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2021 yılının ilk meclis toplantısını yarın yapacak. Belirlenen gündem doğrultusunda bir araya gelecek meclis üyeleri gündem konularını görüşerek karara bağlayacak. Yeni yılla birlikte belediye ve il genel meclisi ilk toplantılarını yarın gerçekleştirecek. Afyonkarahisar Belediye Meclisi saat 18.30'da meclis toplantı salonunda Başkan Mehmet Zeybek'in başkanlığında toplanacak. İnşallah alınan bu tedbirlere riayet edersek. Toplantıda komisyonlarda görüşülen konuların değerlendirmesi yapılarak karara varılması sağlanacak. İtfaiye ve zabıta personelinin mesai ücretlerinde belirleneceği toplantıda bazı yerlere yapılması düşünülen yaya üst geçitleri de görüşülecek. Maddeyi oyunumuza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler kabul edilmiştir. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantısı da yarın yapılacak ilk oturumla başlayacak ve 5 gün sürecek. Başkan Burhanettin Çoban'ın yöneteceği toplantı saat 10.30'da İl Özel İders yerleşkesinde bulunan meclis toplantı salonunda yapılacak. 19 gündem maddesiyle toplanacak olan İl Genel Meclisi'nde valilik makamından gelen gündem dışı konular ilgili komisyonlara havale edilerek değerlendirilmesi sağlanacak. Toplantılarda daha önce ihtisas komisyonlarına gönderilen ve görüşülerek karara bağlanan konularda meclis üyelerine okunarak oylanacak. Frig Vadisi'ne turist ilgisi devam ediyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, yeni yılın ilk günlerinde Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı. Frigya 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. Mayıs ayı itibariyle bölge Kapadokya olmaya başlayacak. Baharda Afyonkarahisar'ı bekliyoruz sloganıyla çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Frig Vadisi, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı. Frigya'nın ilçedeki uzantılarının bulunduğu Ayezini Köyü, Göynüş Vadisi ve Emre Gölü etrafındaki tarihi kaya yerleşimleri, Oymakaya mezarlar ve peri bacalarının bulunduğu mekanlar, tur acentelerince farklı ülkelerden getirilen yabancı turistlere gezdirildi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabı Twitter'dan "Baharı bekliyoruz ama yurt dışından gelen misafirlerimiz baharı bekleyemedi. Ayezine tamamen turistlerle doldu. Hızlanmamız şart oldu." paylaşımını yaptı. Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla vali yardımcıları da sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı misafirlere Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe eşlik etti. Özellikle termal turizmle Sayın Valimizin üstüne basa basa ifade etmiş olduğu tarihi ve doğa turizmini birleştirerek hareket etme imkanının ilk meyvelerini şu anda almış durumdayız. Yılbaşı amacıyla ilimize gelen turistlerimizi ilimizin bütün tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirme imkanını bulduk.
Bu amaçla yaklaşık 6 aylık süre içerisinde Frikya Vadisi içerisinde merkez olarak belirlediğimiz Ayazinik köyünde yapmış olduğumuz hazırlıkların meyvelerini yemeye başlıyoruz. Ayazinik köylüleri de yabancı misafirler için seferber oldu. Aslında şu an gördüğümüz, arkanızda gördüğünüz organizasyonun tamamını köylümüz kendi katkıları ve kendi çabasıyla yaptı. Bu vesileyle köylümüzü de hem yabancı turizmle hem de bundan sonra gelişecek olan potansiyele hazırlama imkanını buldurmuş olduk. Hatta girişte bazı köylü vatandaşlarımızın Rusça konuşma çabasını gördüm. O bile çok hoşuma gitti yani. Demek ki artık insanlar buna alışmaya başladı. Dolayısıyla Frik Vadisi aslında 2021'i ümit ettiğimizden çok daha hızlı bir giriş yaptı ve tahmin ediyorum Mayıs ayı sonu itibariyle de buralar artık bir yavaş yavaş Kapadokya olmaya başlayacak. İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu da son dönemde Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Frigya'ya yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını vurguladı. Tabii biz Ayazin'in de Frik Vadilerinde yaptığımız yatırımların meyvesini toplamaya başlıyoruz. İşin esası bu. Burada valiliğimizin öncülüğünde pek çok yatırım yapılıyor. Pek çok tarihi eser gün yüzüne çıkarılıyor ve bunları da turizme kazandırıyoruz. Turistler Frigya gezisinden sonra bugün de Afyonkarahisar kent merkezindeydi. Kentin tarihi sokaklarını gezdi. Turist kafilesi kentin tarihi konaklarına hayran kaldı. Kısıtlamada Afyonkarahisar'ın tarihi sokakları Rus turistlere kaldı. Frigya'dan sonra Afyon merkeze gelen turist kafilesi özellikle tarihi konaklara hayran kaldı. Bir çıkış süresi vardır. Çıkarsınız. Turistler Afyon sokaklarında adeta geçmişe yolculuk yaptı. Biz neredeyiz? Şu an Afyon'un tarihi sokaklarında. Afyonkarahisar'ın tarihi konakları ile ünlü Çavuşbaş semti hafta sonu Antalya'dan gelen ve çoğunluğu Rus olan turistleri ağırladı. Kafilede Ruslarla birlikte Özbek, Tatar ve Ukraynalı turistler de yer alırken sayıları yaklaşık 100'ü bulan turist kafilesi özellikle tarihi konaklara hayran kaldı. Kafileyi turizm rehberi Rabia İlhan Özpınar gezdirdi. City tur yapmak için Afyon merkeze geldik. Daha önce de gelmiştik. Bizimle gelen misafirlerimiz, ikinci kez, üçüncü kez gelen misafirlerimiz var. Herkes çok memnun, herkes çok mutlu. Çok beğendiler, tekrar gelmek istediklerini söylediler. Kafiledeki Rus asıllı turistlerden Güzel Bitsalva ve 9 yaşındaki kızı Fatma Bitsalva ise kente adeta hayran kaldıklarını belirttiler. Çok beğendik. Önce de geldik ama turla daha güzel. Otel de beğendi. Termal. Şimdi insanlar evde oturuyorlar. Bizi kıskanıyorlar. Instagram'da paylaşıyoruz ya. Şöyle onlar da istiyorlar gelmeye. Afyon'u çok beğendim. Burada çok güzel Bence ben de burada yaşamak isterim. Turist kafilesi Mevlevi Hane Müze Müdürü Hasan Özpınar'la birlikte tarihi konakların yer aldığı sokakları gezerek konakların geçmişi hakkında detaylı bilgiler aldı. 40 dakikalık, yarım saat 40 dakikalık bir çıkış süresi vardır. Çıkarsınız. Kafiledeki Rus turistlerin bol bol fotoğraf çektirmeleriyle sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Biz neredeyiz? Şu an Afyon'un tarihi sokaklarında. Afyonkarahisar'daki tarihi konaklar işte bu şekilde turist akınına uğradı ama Eskişehir'deki odun pazarı evleri için aynı şeyi söylemek pek de mümkün olmadı. Eskişehir'in tarihi odun pazarı evleri kısıtlamada boş kaldı. Yeni yılın ilk hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte Eskişehir sessizliğe büründü. Boş kalan tarihi odun pazarı bölgesi işte böyle havadan görüntülendi.
Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden evler eski günlerini mumla arıyor. İnsan kalabalığından arınan bölge sadece sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Drone kamerasına yansıyan asırlık evler görünümleriyle tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin belediye başkanı Mustafa Çöl, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden bir tanesi. Başkan Çöl zaman zaman çekilişler düzenliyor. Bu kez yapılan çekilişin ödülü ise termal tatil oldu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, başarılı çalışmalarının yanı sıra sosyal medyayı da iyi kullanıyor. Twitter'da 160 binin üzerinde takipçisi bulunan Başkan Çöl, ilçenin tanıtımı amacıyla zaman zaman sosyal medya üzerinden çekilişler yapıyor. Başkan Mustafa Çöl bu kez takipçi karşılığında sosyal medya hesabından 5 yıldızlı bir termal otelde 3 gün 2 gece tatil hediyeli çekiliş düzenledi. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 3 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu. Çöl, çekilişe katılmak isteyen vatandaşlara ise hem kendisinin hem de otelin sosyal medya hesaplarının retweet yapılarak takip edilmesini, paylaşımın altına ise katılıyorum yazmaları şartını koydu. Başkanın paylaşımına termal otelde tatil hakkı kazanmak isteyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısı yorum ve retweet yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor ama hizmetlerin aksamaması için belediye ekipleri görevinin başında. O belediyelerden biri de Denizli Pamukkale Belediyesi. Doğumdan ölüme vatandaşların yanında olan belediyeler sokağa çıkma kısıtlamalarında da 7/24 esasına göre çalışıyor. Görüntüler Denizli'nin Merkez Pamukkale ilçesinden. Pamukkale Belediyesi ekipleri görevinin başındaydı. Zabıtalar vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından caddeler, sokaklar ve parklar tertemiz hale getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde sokaklarda yaşayan canlıları unutmadı. Sokaktaki canlılar için mama ve su takviyesi yapılırken, Koca Çukur'da bulunan gölette yaşayan kaz ve ördeklere de yem verildi. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de koronavirüs önlemleri çerçevesinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Isparta'da 2 haftadır kayıp olan genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının ölüm nedeni ise araştırılıyor. Herkes onu arıyordu. Güvenlik görevlileri ve AFAD ekipleri seferberlik başlatmıştı. Ancak acı haber geldi. Isparta'da yaşayan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan eve geri dönmedi. Ailesi Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Doğan'ın kent merkezine dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi. Arama kurtarma ekipleri, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan'a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalarda havadan da drone eşlik etti. Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri de bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.
Ancak genç kadından acı haber geldi. Doğan'ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Doğan için ekiplerin incelemesi devam ediyor. Önce evini yaktı, daha sonra güzel görünmek için polise dil döktü. Evini ateşe veren şahıs gözaltına alınmadan önce üzerindeki kıyafetleri değiştirmek istedi. Aydın'da yaşanan bu olayın detayları geliyor ekranlarınıza. Evini ateşe verdi, sonra da polise dakikalarca dil döktü. Ama o bile ne yapacağının farkında değildi. Görüntüler Aydın Merkez Efeler ilçesinden. Bir şahıs oturduğu apartmanın bodrum katında arkadaşlarıyla alkol ve uçucu madde almaya başladı. Bu sırada şahıs bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Kısa sürede binanın bodrum katı alevlere teslim olurken çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü. İşte bu andan itibaren trajikomik olaylar yaşandı. Ev sahibi şahıs kasten yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınarak polis merkezine götürülmek istendi. Şahsın talebi ise herkesi şaşırttı. Şahıs kendini ekip odasına bindirmek isteyen polislerden üzerindekileri değiştirerek daha güzel kıyafet giyip gelme talebinde bulundu. Dakikalarca dil dökse de makul bulunmadı ve gözaltına alınarak ekip odasına bindirildi. Bina sakinleri ise bu durumdan sürekli şikayetçiydi. Her gün bu teyi içiyorlar. 4-5 arkadaş geliyor, bu da parlayı dinler, her şey burada içiliyor. Kaçıncı kovuş? Benim adam kaç kere kovuyor? Adamı bıçanlamaya kalktılar. Şişeyle geçen daha bir gün önce şişeyle evi geldiler, bizim evi bastılar. Delir bilen var yerimde, gösterebilirim yani. Yangın sonucu bina zarar görürken ateşe verilen dairede kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar kent merkezine domuz sürüsü indi. O anları gören vatandaşlarsa cep telefonlarına sarıldı. Aha buradalar. Abi domuz sürüsü vallahi. Bize bakıyorlar abi, sürü. Abi. Afyonkarahisar'da domuz sürüsü gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşine ender rastlanacak o anları kayıt altına almak için adeta birbiriyle yarıştı. Bir tane azılı var abi, dişli var. Abi yürüyorlar, koşuyorlar, arkaya doğru koşuyorlar. Anam vay. Abi 15-20 tane. Asri mezarlık civarında bir grup domuz sürüsü yoldan otomobille geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aha buradalar. Abi domuz sürüsü vallahi. Bize bakıyorlar abi, sürü. Abi. Sayıları 20'yi bulan domuzları gören vatandaşlar duruma çok şaşırdı. Domuz sürüsü daha sonra gözlerden kayboldu. Gel. Oo dişi abi, azılı var. Bir tane azılı var abi, dişli var. Abi yürüyorlar, koşuyorlar, arkaya doğru koşuyorlar. Anam vay. Abi 15-20 tane. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vatandaşlar tarafından boğazından yaralı halde bulunan sokak köpeği, gönüllü veteriner hekim tarafından sokak ortasında ameliyat edildi. Köpek, veteriner hekimin müdahalesiyle telef olmaktan son anda kurtulup sağlığına kavuştu. Bizi almadım geldi. Sokak ortasındaki bu mücadele sevimli bir dostumuzu yaşatmak içindi. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden. Kaçağı var orada. Tamam, yırtık bırak içeride. Tamam, yırtık nefes borusundan mı kaçırıyor? Kurtuluş Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin kanlar içinde düşe kalka yürümeye çalıştığını gören eczacı Barbaros Kılınçkaya, durumu arkadaşı olan veteriner hekim Oğuzhan Yılmaz'a bildirdi. Ben yine şuraya bir tane dikiş atıvereyim abi. Gerek yoksa hiç uğraşma abi. Ben atayım, ne olur ne olmaz.
Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen Yılmaz, köpeğin boğazının kesik olduğunu fark etti. Hayvanın kan kaybettiğini gören veteriner hekim, yanında getirdiği ekipmanları ile köpeği yol ortasında ameliyat ederek boğazının kesik olan yerini dikti. Köpek ardından bir başka gönüllü veteriner hekim Tahsin Dalkılıç'ın polikliniğine götürüldü. Burada tedavisine devam edilen sokak köpeği birkaç saat sonra kendine gelerek yaşama tutundu. Köpeğin boğazının niçin kesik olduğu ise belirlenemedi. Sıradaki haberimiz bir köpeğin acı dolu başlayan hayatının nasıl güzelleştiğini anlatacak. Denizli'ye gidiyoruz şimdi de. Hadi kuzum, aferin. Hadi hop. Bir daha. Aferin. Hadi bir daha. Henüz 2 aylıkken işte bu haldeydi. Bir aracın çarpması sonucu ölümden döndü. Sol ön kolu kangren oldu. Sonra da kesildi. Koş 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 koş. Aferin. Gel kızım. Gel kızım, aferin kızıma, aferin kızıma. Bu köpeğin ismi Lady. 5 yıl önce Denizli-İzmir otoyolunda acı içerisinde vatandaşlar tarafından bulundu. Ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürüldü. Bak kuyruğunu bile kısıyor. Yapılan tetkiklerin sonucunda Lady'nin sol ön kolunun kangren olduğu anlaşıldı, ameliyata alındı. Maalesef ön sol kolunu ampute etmek zorunda, almak zorunda kaldık. Ve ön sol kolu aldıktan sonra yaklaşık 2 aylık bir rehabilitasyon çalışmamız oldu. Ameliyatta sol ön kolu kesilen yavru köpek, rehabilitasyon çalışmasının ardından bir aile tarafından sahiplenildi. Kankasını nasıl kurtarmaya geldi az önce? 4 yıl boyunca aile tarafından sahiplenilen köpek tekrar yuvaya çağrıldı. Yıllar önce ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Hasan Kılıç, Lady'ye adeta gözü gibi bakıyor. Lady, biz bu sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde engelli podoğunda görmek istedik açıkçası. Onun gibi engelli arkadaşları vardı. Ve şu anda da siz de çekimini yaptığınız çok güzel hayatı var. Ve Lady şu anda 5 yaşında bizim gözlemimiz ve kontrol altında hayatına devam ediyor. Lady şimdi ise diğer engelli arkadaşlarıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Efendim çok teşekkür ederim. Başaramadığınız için teşekkür. Yeni yılın ilk hafta sonunda Eskişehir'de kartpostallık kısıtlama manzaraları ortaya çıktı. Eşsiz görüntülere sahne olan Kanlı Kavak Parkı havadan görüntülendi. Kanal Uç ekranlarından gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam ana haber bülteni yeni saatiyle saat 18.30'da karşınızda olacak. Yeni haftada tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar.